Herkese merhabalar. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Burcu Baksı. Bugün Gratis'in YouTube hesabındayız ve hepiniz Gratis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün su elementinin en gizemli, en seksi burcu olan Akrep Burcu'nun makyajını yapıyoruz. Burç yorumlarım için ve makyaj detayları için videoya geçebiliriz. Evet, bugün biraz karışık markalardan gideceğim. Tek bir marka üzerinden ilerlemeyeceğiz. Akrep Burcu'nun renkli kişiliğine bu yakışır. Akrep Burcu ile ilgili söyleyeceğim çok şey var. Çok güzel araştırdım ve Akrep Burcu kadınlarına bayıldım. Ufak ufak makyaja geçmek istiyorum. Bir yandan da sohbet edelim istiyorum. Şimdi çok güzel bir bazla başlamak istiyorum. Çünkü kusursuz görüntü Akrep Burcu için çok önemli. Pürüzsüz bir cilt çok önemli. Ben de harika bir baz seçtim. Ama bazdan önce bir şey hatırladım. Physicians Formula'nın elimde çok güzel bir dudak peelingi var. Bunu yapmak istiyorum. Kusursuz dudaklara sahip olabilmek adına. İlk kez kullanacağım. Nasıl kullanacağım bilmiyorum ama bakacağız. Şöyle kapağını açıyorum. Benim böyle dudaklarım yaz, kış hep pütürlüdür, çatlaktır, morarır falan böyle. O yüzden benim için dudak bakımı da çok önemli. Böyle bir ürüne karşılaşınca da dedim. Burcu, bunu almalısın. Şeker gibi kokuyor. Şöyle de bir spatulası var diyeyim. Buradan alıp dudağımıza sürüp böyle pıttırık pıttırık halledeceğiz. Ama nasıl bir şey? Çok değişik. Bakın. Böyle bir şey. Böyle. Çok mu aldım? Böyle. Şeker pirlikleri vardır ya. Ben bunu yerim. Çok güzel tadı. Böyle. Bütün pürüzleri, ölü deriyi atıyor. Seksi akrep. Bunu sana ayırdım. Bakar mısınız? Böyle bir dolgunlaştırdı da sanki. Aslında mentollü de değil ama bir dolgunluk da vermedi değil. Yine Physicians Formula'nın asla dilimin dönmediği Physicians Formula'nın çok güzel bir vitaminli makyaj bazını kullanacağız. Vitamini var içerisinde. Hem cilde aydınlık veriyor, aynı zamanda bakım yapıyor ve ışıl ışıl ışıldamasını sağlıyor. Tabii ki ben de bunu kullanmak istedim. Su gibi değil, hafif kıvamlı. Değişik bir bazmış. Ben de bunu ilk kez kullanıyorum. Ama verdiği efekti sevdim. İçerisinde vitamin olduğu için ben bunu normalde de kullanırım ara ara. Değişik bir ürün. Ben bu markayı da bayağı seviyorum. Çok güzel ürünleri var. Tabii ki bakımına düşkün Akrep Burcu için dudak peelingimizi yaptık. Vitaminli makyaj bazımızı sürdük. Şimdi sıra geldi fondötenimize. Akrep Burcu'nun en gizli kahramanı fondötenidir. İnce yapılı ama kapatıcılığı yüksek ürünleri tercih eder. Ben de böyle bir fondöten seçtim Akrep Burcu kadını için. Bence çok beğeneceksiniz. Hemen gösteriyorum. Ve Ten Wild'ın yeni çıkartmış olduğu bir fondötenle devam ediyorum. Çok merak ettiğim bir ürün açıkçası. Daha önce denemedim ve sizinle birlikte deneyimlemek istedim. İlk tepkimi size yansıtmak istedim. O yüzden bu videoyu ayırdım. Bakalım beğenecek miyiz? Önemli olan doğru rengi seçip seçmemem. Ama açık kalırsa yüzüme hiç problem değil. Çünkü bronzer falan, allık, bronzer onlarla zaten dengeliyoruz. Bir şekilde eşitliyoruz. Hatta ben normalde bir ton açıkta seçerim. Çünkü böyle yüzüme kopkoyu olmasını sevmiyorum. O yüzden öyle tercih ediyorum. Bakalım renk uyumu nasıl olacak? Evet, bir tık açık oldu. Birazcık çok sürdüm. Şimdi ben bunu hemen dağıtıp geliyorum. Aman sıkılmayın. Dediğim gibi bir tık açık oldu. Halledeceğiz. Her şeyin çaresi var. Her şeyin. Takmayın. Vallahi billahi takmayın. Hayat bu. Tek derdimiz fondötenimizin rengi. Bir tık açık olsun. Ne olacak? Yalnız kapatıcılığını çok beğendim. Dağıtması çok kolay. Yüzünüze böyle zınk diye kitlenmiyor. Size zaman tanıyor fondöteni çok güzel bir şekilde dağıtmanız için. Fondöten Akrep Burçları için çok ideal bir fondöten. Göz altlarının aydınlık olması da Akrep Burçları için çok önemli. Çünkü Akrep kadını makyajında gizemli gözleri sever. Göz altlarının aydınlık, çökük olmamasını ister. Aynı zamanda da dumanlı göz makyajlarına bayılır. Biz de çok güzel böyle dumanlı bir göz makyajı yapmaya çalışacağız. İnşallah her şey yolunda gider. Aynı zamanda Akrep Burcu kendine güvenen,
cesur ve seksi kadınlardır. Göz makyajlarını yoğun, dumanlı yapmaya bayılırlar. Ve bu dumanlı göz makyajını günün her saatinde kullanabilirler. Kahvaltıya giderken bile yapabilir. İlla ki özel bir gün olmasına gerek yok. Günün her saatinde kullanabilirler çünkü cesurlar. Makyajda da cesur olmaya bayılırlar. Biz de cesur olmaya çalışacağız artık elimizden geldiğince. Birazcık da ilgi odağı olmayı sevdiği için sanırım koyu göz makyajı yaptığında belki de her saatte özgürce dışarı çıkmayı tercih ediyorlar ama özgürlüklerine gerçekten çok düşkünler. Neyse kapatıcımıza geçiyoruz. Kapatıcıda da The Balm'ın bir kapatıcısını uygulayacağım. Çok merak ettiğim bir kapatıcı. Şöyle normal bildiğimiz likitlerden değil krem bir kapatıcı. Bakalım nasıl olacak. Her zaman süngerle uyguluyorum ben göz altlarıma. Bu üründen de şöyle alıyorum. Göz altlarıma uyguluyorum. Çok pratik bir ürün. Akma derdi yok, bulaşma derdi yok. Gerçekten ben bunu çantaya atmalık seçtim. Bu arada aydınlatmasını da kapatıcılığında şöyle göstermiş olayım size. Çok güzel. Çok doğal. İnce yapılı ama dediğim gibi çok güzel efekt veren bir ürün. Aslında bir makyaj çantası oluşturuyorum bu arada çaktırmadan. Çantamda her zaman olabilecek ürünleri oluşturuyorum. Belki bir videoda da size onları göstermiş olurum. Bu da çantama girecek ürünler arasında. Yok gibi makyajlarınızda da kullanabilirsiniz. Bu tarz ürünlerle bu arada lokal olarak da kapatıcılık sağlayabilirsiniz. Belki cildinizin kusurlarını fondötenle örtmenize gerek yoktur ama bir iki sivilceler vesaireler vardır. Benim bu ara gerçekten çene bölgem sıkıntılı ama Betamel sağ olsun hepsini kapattı. Çok fazla yerde kaplamayacak bir ürün. Şimdi de birazcık yüzümüzü dengelemek adına şöyle çünkü açıklık farkı var. Burayı dengelemek için bronzer uyguluyoruz. Betamel'ın özellikle çok merak edildiğini düşünüyorum. O yüzden Betamel'ın bronzerlerini uygulayacağım. Ürünler oldukça büyük. Gerçekten çok uzun yıllar kullanabilirsiniz bence. Birkaç sene götürür. Şöyle gramajlarını da görüyorsunuz. Renk tonlarını da görüyorsunuz. Çok çok beğendim. Bakalım bana hangi ton olacak? Büyük ihtimalle koyu tonunu kullanırım diye düşünüyorum. Şunu kullanacağım. Şu açığını bir deneyeyim önce. Böyle bir renk olayını görürüz diye düşünüyorum. Bende çok belli olmayabilir bu. Ne kadar hoş. Bakar mısınız? Çok hoş ama tabii bir tık açık. Kaldı mı ya açık? Oldu da bir sanki. Benim istediğim o tonu da verdi aslında ama derseniz bir de şunu deneyelim mi? Ona da bakalım. Hiç toz tutmuyor biliyor musunuz? Çok iyi. Çok çok az. Hiç demeyeyim de çok az. Bunu da buraya yapalım. O bu bayağı keskin. Okey. Okey. Anlaştık. Birazcık şöyle. Beyazlığımızı kıralım. Bronz bronz olmak istiyorum. Böyle yeterli. Evet yine beğendik mi? Beğendik. Memnun muyuz? Memnunuz. Çok hoş bir tonu var bence. Dağıtması çok kolay. Leke leke durmuyor. Biraz burnuma çok sürmüş olabilirim. Onu da fırçamızda kalan fondötenle şöyle pıt. Bakın kayboldu. Bu kadar. Birazcık göz makyajından korkmuyor değilim. Çünkü bayağıdır dumanlı göz makyajı yapmadım. Neyse biz bizeyiz. İdare ederiz bence birbirimize. Ama güzel de olacağını da düşünüyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Çünkü ürünlerim çok güzel. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama doğal kaşlar her zaman akrep kadının gizli silahıdır. Dağınık doğal kaşlardan çok çok hoşlanır. Yapılı, aşırı şekilli, kendini çok belli eden kaşları hiç sevmezler. O yüzden ben de bugün sadece kaşlarıma şeffaf kaş maskarası süreceğim. Birazcık hafif şöyle onları dağıtacağım ve daha doğal alınmamış kaş görüntüsü sağlamak istiyorum. Bunu da neyle yapıyoruz? Görmeye hazır mısınız? Beelis markasının şeffaf kaş maskarasıyla yapacağız. Beelis'in Shape It kaş maskarasını kullanıyorum. Çok güzel günlük bir kaş maskarası. Fırçası da bu şekilde. Sürümü çok basit. Şöyle önce kaşlarımı yapmak istiyorum ki onlar bir sabitlensin. Sonra beni üzmesinler. Zaten yapacağımız bu. Evet kaşlarımı taradım. Şöyle dağınık bir efekt verdim. Evet şimdi devam ediyoruz. Allıktan devam edeceğim. Sonra da göz makyajına geçeceğim. Ben her zaman en son göz makyajını yapıyorum. Çünkü cildim
düzgünken yaptığım göz makyajını daha iyi ayarlayabiliyorum. Ama rengi dengesiz bir cilde göz makyajı yapamıyorum. Evet, yapamıyorum. O yüzden önce ten, sonra göz. Ve Tenvel'den gidiyorum yine çok merak ettiğim bir palet. Elimde swatchladım, çok beğendim. Bakalım cildimizde nasıl duracak. Şöyle ikili bir palet. Yine çantaya atmalık ürünlerden bir tanesi. Ekstra allık atmanıza gerek yok. Ekstra ayrı highlighter atmanıza gerek yok. İkisi bir arada yapmışlar. Biz de kullanalım. Pembe tonlarında. Ya değişik bir rengi var aslında. Ne pembe, ne turuncu. Bakalım. Işıl ışıl. Pembe tonlarında. Bakın burası daha turuncu kaldı bronzer'dan. Burası daha pembe. Çok güzel. Allah Allah. Allık uygulama olayı kesinlikle kişiye özgü. Bak vallahi de billahi de. Böyle öne de uygulayabilirsiniz, yana da uygulayabilirsiniz. Hiç allık uygulamaya da bilirsiniz. Ben bol seviyorum. Işıl ışıl durmasını çok seviyorum. Yani yüzümde allığı bol. Bilmiyorum, ben kendime yakıştırıyorum en azından, öyle söyleyeyim. Bakın ışıl ışıl, yani aşırı pürüzsüz bir ten gözüküyor ki benim cildim gerçekten asla pürüzsüz değil. İçlerindeki enerji ve tutkuyu her zaman dışarı çıkarmayı çok seven akrepler ışıldamayı da çok severler. O yüzden bu kadar ışıl ışıl ürünler seçtim ve bu kadar parlak ürünler seçtim. Çünkü bu tamamen akrebi yansıtan bir parça. Seviyorlar, hayatı seviyorlar. Yapacak bir şey yok. Hafiften de bir highlighter'ından sürmeyeceğimi sanıyorsanız bu beni üzer. Bu nedir? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bak şimdi. Oo. Hadi abartalım birazcık. Bakın. Biraz ürünlerin rengini göstermek için de fazla fazla sürüyorum ki size de yol göstersin. Sonuçta para veriyorsunuz. Görüp almak en iyisi bence. Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Göz makyajına. Bakalım neler olacak. Az sonra göreceğiz. Güzel bir palete ihtiyacım var. Bu paleti de Wet n Wild'dan seçtim. Bu palet de yeni çıktı. Renk tonlarını çok beğendim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? 10 adet renge sahip. İçinde ışıltılı renkler de var. Mat renkler de var. Seçim tamamen sizin. Tüm ihtiyacınızı karşılayacak bir palet bence. İlk öncesinde gözümüzün üzerine şu ten rengi olanı alıyorum. Her zamanki gibi bir baz oluşturuyorum göz kapağıma. Şimdi kahverengi bir göz mü, siyah göz mü, dumanlı, hangisini yapsak gerçekten karar veremedim ama genel olarak siyah tonlarını çok fazla tercih ettiğini biliyorum akrep burçlarının. Daha dikkat çekmesi için ve daha cesur olabilmesi için. O yüzden sanırım siyahtan gideceğim. Şimdi aslında burada bir far, siyah bir far, bir tane de eyeliner, güzel bir eyeliner almanız yeterli. Bunlarla uğraşmak istemiyorum deyip sadece kalemle de ilerleyebilirsiniz. Ama benim siyah bir kalemim yok. Almamışım. O yüzden fardan devam ediyoruz. Şöyle tombul ama yatsı bir fırça tercih ettim. Bunu siyah farıma oturtuyorum. Buradan alıyorum arkadaşı. Önce bir fazlalığı sallıyorum ve gözüme oturtuyorum kapağıma. Şöyle bir kat oturtturdum. Düzgün olmasının hiçbir şekilde önemi yok. Tekrar aldım. Fıt 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 fıt. Göz kapağıma oturtturdum. Bir tane boş bir fırça aldım ve bunu dağıtacağım. Sonra bir kat daha geçeceğiz ki tam simsiyah olsun. Şöyle yalandan bir dağıttım. Şimdi de kahve tonu alıyorum. Silik bir kahve. Onunla tekrar şurayı dağıtıyoruz. Hem de şuraya şöyle bir gizemlik katmasını istiyorum. Derinlik katmasını istiyorum. Bu arada temizleyeceğim şuraları. Hiç problem değil. Yani ne yapalım, geliyor. Sıkıntı değil. Onları temizleyeceğiz. Şu göz kapağını bir halledelim. Onları da halledeceğiz. Şimdi bir kat daha geçmek istiyorum. Çünkü istediğim siyahlığa daha kavuşamadım. Tekrar yine aynı fırçamı aldım. Yine şöyle bandırdım. Bandıra 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 bandıra. Aldım. Tekrar bu sefer ayna yardımına alıyorum. Bunda biraz daha dikkatli olmam gerekiyor çünkü. Yine şöyle üzerine oturtuyorum. Bakın daha siyahlaştı. Bunu artık kendiniz istediğiniz kadar siyahlığını, koyuluğunu ayarlayabilirsiniz. Buradan nereye gitsem acaba bu kadar makyajla? Bugün de hiç planım yok. Markete gider.
alışveriş yaparım artık makyajla. Şimdi yine bir fırça aldım. Bu sefer şu Wet n Wild'ın bronzerının tonunu çok sevdim. Bunu da almak istiyorum şöyle. Şu çukur bölgeme bununla dağıtmak istiyorum. Daha güzel bir geçiş sağlıyor. Şimdi gözümün kepiklerin alt kısmına yapıyorum. Sonra da temizleyip maskaramız. Bir adet eyeliner fırçamız var. İlk önce kahve tonunu alacağım. Sonra da siyah fark geçeceğim. Ama çok yoğun olsun istemiyorum kirpik altımın, alt kısmımın. Hafif dokundurup şöyle bir süreceğim. Şimdi de yine aldım kurtarıcımı, kapatıcımla birazcık şöyle şuraları temizliyorum. Bakın hem ne oldu? Şuradaki dağınıklıklar yukarı kaydı. Şimdi gözler çok çıplak duruyor. Bir eksik duruyor. Çünkü neden? Maskaramız eksik. Onu da sürelim. Sonra da genel bir bakalım. Rujumuza geçeriz. Bu arada tabii böyle bir makyajla çok sert gözüküyor insan. Ama akrep kadını da öyle zaten. Dışarıdan çok sert gözükür. Ama aslında oldukça naif ve kibar insanlardır. Bunu da unutmayın. Bir de şey hoşuma gitti. Pes ettiğini düşündüğünüz anlarda böyle küllerinden yeniden doğarmış ve her işin üstesinden gelirmiş. Bu çok güzel. Bayıldım. Evet. Bir de en hoşuma giden bir madde daha var ki çok güvenilir ve kaliteli insanlarmış. Akrep kadınları çok şanslısınız. Evet şimdi de eyeliner, aslında eyeliner'a gerek kaldı mı? Eyeliner'a çok gerek kaldığını düşünmüyorum ama buradan sadece çizgi çektim. Bakın şöyle bir çizgi. Şuradan da şu çizgiyi takip ediyorum. Şöyle bir çizgi çektim. O kadar. Çok da gerekli mi? Hayır. Niye sürdüm? Bilmiyorum. Size bu eyeliner'ı göstermek istediğim için olabilir mi? Biris markasının çok keskin, kullanımı, sürümü çok rahat bir eyeliner. Bunu göstermek istedim. İşin aslı, buna bayılacaksınız. Eğer eyeliner arayışındaysanız mutlaka buna bakın. Kullanmadan önce şöyle fıtı fıtı bir çalkalamanız yeterli. Kullanım çok rahat dediğim gibi. Evet yine Physicians Formula'nın çok güzel bir maskarası var. Çok merak ediyorum. İkili. Bir yönü şöyle. Diğer tarafı da bu şekilde. Fırça yapılarını görebilirsiniz. Bir kısmı biraz daha uzatıp kıvırıyor. Diğer kısmıyla da yoğunluk sağlayabiliyorsunuz. Ben yoğun ve dolgun kirpikler istiyorum. Çünkü zaten şu an göz kapaklarım koyu olduğu için çok fazla kirpiklerim belirgin olmayacak. O belirginliği sağlamak için de güzel bir maskara sürmem gerekiyor. Onu da bu maskaradan yana kullanıyorum. Kalın kısmını denemek istiyorum. Çok güzel kıvırıyor. Günlük makyajlar için de çok uygun. Yoğunluğunu siz artırabiliyorsunuz. Tek katta bile güzel bir görüntü sağladı. Maskara görünümünü halledip hemen geliyorum. Evet, kirpiklerim. Tabii gözlerim koyu olduğu için çok belli olmuyor ama şöyle belli edeceğim. Son olarak neye geldik? Tabii ki de ruj kısmına geldik. Daha nötr bir ruj sürmek istiyorum. Nude renklerde. Çünkü aslında kırmızı ruju da çok sever akrep kadınları, seksilik kattığı için. Ama bu göz makyajına bir de kırmızı ruj sürersek olmaz. O kadar da değil. O yüzden ben sizin için çok güzel bir ton seçtim. İlk önce Biliss'in şöyle güzel bir asansörlü bir dudak kalemi var. Onu kullanmak istiyorum. Çerçeve yapacağım. Biraz böyle pembe alt tonlu. Hatta rujumu bu şekilde bırakacağım. Çünkü bu kalem tonu çok iyi. Siyah tonlarda bu şekildeki göz makyajı, yoğun göz makyajına ben pembe tonlarını çok yakıştırıyorum. Çok beğendim. Özel günlerde de uygulayabilirsiniz. Ben beğendim. Yoğun bir makyaj. Zaten elde etmek istediğimde bu şekilde yoğun bir makyajdı. Bence güzel oldu. Aa, sevdim ha. Bu makyajı korumak biraz sıkıntı olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? En son finalde yüzümüze bir makyaj spreyi sıkıyoruz ki makyajımızı yüzümüze kitlesin. O yüzden yine Wet n Wild'ın bir fotofokus spreyi var. Onu uygulayacağım. Şöyle uzaktan sıkıyorum birazcık. Ay,
sinirlendim adeta. Ve makyajımızın sonuna geldik sevgili akrep burçları. Umarım beğenmişsinizdir. Gretis'in YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Ve bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Burada buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.